Hesaplama işlemlerimizi yaptık. Şimdi kaydedeceğiz arkadaşlar. Kaydetme komutumuz range komutu. Bakın geldik. Command button 2 click. Command button 2 bastığım zaman yapacağı işlemleri yazacağım arkadaşlar. Range. Bakın burada daha önceden hazırladım ben. Şurası E6 hücresi. F6 diye devam ediyor. Bakın range E6 eşittir. Bakın şurada E'miz bizim textbox dörlümüz. Kopyaladım. Yapıştırdım. Daha sonra bundan 3 tane daha kopyalıyorum. F G He. Bakın bu textbox 4'tü. SR'miz bizim textbox 8. Doğal ve kuru. Doğal bilim hacim ağırlığımız textbox 7. Kuru da textbox 6 arkadaşlar. Bakın geldim çalıştırdım. 0.35 0.15 2.14 hesapladım. Bakın kaydet dedim. Değerlerime kaydettim. Bakın ilave işlemler yapacağız burada. Burada yapacağımız işlem burada porozite su muhtevası doygun bilim hacim ağırlığı. Bunlar sayısal ifadelerdir. Metinsel ifadeler değildir. Yanlışlıkla bir metinsel ifade girildiği zaman hata versin istiyorum. Ayrıca bunlar pozitif sayılardır. Eksili bir ifade girildiği zaman da yine hata versin istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bakın geldim. Textbox 1.change burada before update. Yani Textbox 1'deki önce şu kontrolleri yap. Daha sonra diğer kısma geç. Eğer burada bir hata varsa diğer kısma geçmeyi engelliyor arkadaşlar. Şimdi değilse diyoruz arkadaşlar. If not is numeric, eğer sayısal bir ifade değilse ne değilse textbox 1.value. Textbox 1'imizin değeri. Ya da text box 1.value küçükse sıfırdan mesaj box mesaj kutusunda bir uyarı çıksın. Lütfen pozitif bir sayı yazınız. Doğru mu yazdık? Lütfen pozitif bir sayı yazınız. Virgül arkadaşlar. VB critical. Burada uyarının tipini yazıyoruz. Burada uyarı çıksın. Arka plan rengi kırmızıya dönsün. Ve textbox 1 yazdığımız ifade silinsin arkadaşlar. Yani yanlış yazdığımız ifade. Bunu şöyle çift tırnak yazarsanız bu boş demek. Arka plan rengimiz back color'dı. Kırmızı olsun. Bunu da yazıyoruz. Cancel eşittir. True. Daha sonra end if yazıyoruz. Bakın bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Diğer iki text box'ımıza da
Yani textbox 2 before update'ine yazıyoruz arkadaşlar. Tabi burada şeyleri değiştiriyoruz. Textbox 2. Yanlış mı kopyaladım arkadaşlar? Şurayı almamışım. Buradan şuraları textbox 2 diye değiştiriyorum. Birleri 2 yapıyorum. Şuralar 2. Yine şuradan kopyalıyorum. Before update kısmına yapıştırıyorum. Şurada 3 yapıyorum arkadaşlar. 3. Bakalım. 1 2 3. Bir de şeyden sonra doğru değer girdikten sonra tekrar renginin düzelmesini istiyorum arkadaşlar. After update kısmına yazacağım bunu da. Bakın çalıştırdım. Bakın buraya eksili bir değer giriyorum. Eksi 36. Bakın lütfen pozitif bir sayı giriniz. Bakın rengi kırmızıya dönüştü. Ve girdiğim değeri sildi. Doğru bir değer girelim. 25 girdim bakın. Rengim düzeldi. Yani hata vermedi. Metinsel bir ifade girelim. Bakın yine hata verdi. Burayı boşalttı. Su muhtevası kaçtır? Bizim 0,15 girdim. Bakın rengi düzeldi. Yine burada eksili bir değer girelim. Eksi 36 girdim. Burada hata vermedi. Bakalım. Verdi arkadaşlar. Bunu bir kontrol edelim şu kısmı. Textbox 3 before update. Bakın burada da gerekli işlemleri yaptı. Eğer doğru rakamlar girersek düzeliyor arkadaşlar. Metinsel ifade girmemize yanlışlıkla izin vermiyor. Bu haftaki dersimizi de burada bitirdik. Önümüzdeki hafta yine örneklerle devam edeceğiz.